Hoş, boşladık kanım. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Oşu vakit kaldı mı kayıt kurs kere diye ne? Kayısı da ikilendizler. Ozu boşu da hemen birinci derecelileriydi. Yodla borçlarız kere. Ben vadır otatımını birinci ve en inç stasyonu alat enerjileri kan da bağlayın. En inç stasyonu orbital enerjisi birinci stasyonu içime de küçük. Ha? En kvadrat mı da küçük. Kaç uzun birinci orbital enerjisi? Minus 13.6 elektron volt tahminen. En inç stasyonar orbitada radius kanday? Birincisinden? En kvadrat marta? Ne böyledi? Katta böyledi. Birinci orbitanın radiusu? 0.53. Ön derecesi minus? Ön angstrom yok ya. Birinci ve en inç stasyonar orbita radiusları uzak radiuslarımız yani tezlikleri. Radiuslar bu ki. Tezlikler kanday bağlangan? N martar mı böyle adı? Kama yağdı. Doğru mu? Ben şurada bu orbita tezlikleri buluş gerek. Tezlikleri kanday bağlangan? Demek en inç orbita da birinci de en marta çiğ böyle adı. Tezliği kanca? Birinci orbita da? 2.2 derecesi 6 metr taksim sekund. O 7-ci mesele. Vodorod atomda elektronun bir stasyonar holatdan ikinci stasyonar holatga o'tishda chastotasi 2000 darajasi 14 Gz bo'lgan yorug'lik nuriladi. Bunda vodorod atomining energiyasi necha joulga kamayadi? Xo'sh. Birinchisidan ikkinchisiga o'tsa delta E nimaga teng bo'ladi? Ha? Formula. Gm minus En yoki delta E nimaga teng? H nimaga teng bo'ladi? Ha, shu yerda yapamız. Aşını yuyku paytıram. Doğru mu? Vodorod atomu için ikinci orbitaga mos keluvchi energiyani toping. Demek birincisini nimaga bo'lamiz? Birinci orbitada minus 13.6 elektron volt. İkincisi de ondan neçe metre küçük? Kurcan? Hozir aytdik n kvadrat. Demek ikinin kvadratı marta küçük. Şunay mı? Doğru mu? Vodorod atomunun 4-chi orbitasini radiusini toping. Birincisi verilgen. 4-chisi birincisidan necha marta katta dedik? Ha? N marta mı? Kvadrat marta. Kvadrat ko'taramiz. Doğru mu? Vodorod atomunun 4-chi orbitasida harakatlanayotgan elektronning tezligini toping. Birincisi 2.2 derecesi 6 metr taksim sekund bo'lsa, 4-chisi undan en madde küçük. Ne? Eğer vodorod atomu bir holatdan başka bir holatga o'tganda orbital radius 25 metre kamaysa tezligi necha marta ortgan bo'ladi? Demek tezlik en marta kamayadi. Ha? Yoki tezlik en marta ortsa radius 10 kvadrat marta kamayadi. Ne? Vodorod atomunun bir stasyonar holatdan boshqasiga o'tishida elektronning kinetik energiyasi 25 marta ortsa. Demak tezligi necha marta ortgan? 5 marta ortgan. Orbita bo'ylab radius necha marta kamayadi? Demak yana uni kvadrati marta kamayadi. To'g'ri? 13-chi masala. Vodorod atomlarining ikkinchi tartibli holatdan normal holatga, normal holat qaysi? Normal qaysi? Qaysi orbita normal? Birinchi -13.6 elektron voltlik sathi normal sathli deyiladi dedim. Demak, ikkinchi tartibli holatdan birinchisiga o'tishida qandaydir to'lqin uzunligidagi ultrabinafsha nurlar chiqdi. To'lqin uzunligi 4 marta katta bo'lgan kvantlarni yutganda vodorod atomlari ikkinchi tartibli holatdan qanday holatga o'tadi? Demak, birinchisida N2, ikkinchi holatda birinchisidan 4 marta katta. Demak, energiya N-inchi orbitaga o'tganda birinchisidan N marta kamayadi, to'g'rimi? Va shu yerda HNU energiyalarni farqiga teng bo'ladi. H nu ni HC taqsimlayamda yozdik. Nima uchun?
Çünkü tolkun uzunluğu belli yaptı. İki tek olat için yazalım sana. Demek ikinci satıktan birincisi ki ötken de liyamda çıkaradı. Tolkun uzunluğu. Ha? Kiyin. İkinci satıktan kandaydır eminci satıkta ötken de tört liyamda çıkaradı bundan. Tört matta katta dedi. Şunlayı mı? Birinci satık minus noldan küçük. Tamam. Şurada emni top olalım. Demek ikincisinden törtincisi ki ötken de ha? İkiden birge düşken de kança tolkun uzunlukta nur çıkarsa uşandan tört madde kattasını ne bakladı? Ne bakladı? Ne okulapsın? Yutadı, çıkarmaydı. Kaçon çıkaradı? Tepeden paske düşse çıkaradı. Pastan tepeye çıksa yutadı. Şunarlı mı? Energiyası vadrot atomunun iyonlanış energiyasının 9'dan 8 kısmını tashkil etadigan fotonni yutganda vodorod atomi normal holatdan qanday holatga o'tadi? Necha marta o'zgaryapti energiyasi? Normal holatdan. 9 marta. Qachon 9 marta o'zgaradi? Nechta sakrasa? 3 ta. Chunki n ning kvadrati marta energiya o'zgaradi. To'g'rimi? Ana fotonni energiyasi bu h nu. To'g'rimi? Demek eminci satıktan eninciske ötse şunu farkça fotonun energiyası bölüş gerek. Ha? Ayet yaptı demek 9'dan 8 kısmını geteyim bulacağım fotonunu yutadı. Demek yutsa tepeye çıkan mı paske düşken mi? Tepeye çıkan. Tamam. Buradan enle topu olamaz. Şunuzla. Hoş bunaqa masala yechdik bu darsda. 5-chi uyg'onga energetik sifatda turgan vodorod atomining spektral chiziqlari nechta? Demak, 5 dan 1 ni ayirib, 5 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Ha? 10 ta. Kimlar yechdi? Hoş. Kim tushuntirib beradi menga? Qanday 10 ta? 5 dan. Sana beringlar qani 10 tani. Çıkaradigan. Kaçon çıkaradı? 5'te turgan. 5'ten 4'te tursa, tuşsa, çıkaradı. Sekin sekin. 5. Bitti bir. 5'ten 4'te, 5'ten 3'te, 5'ten 2'te, 5'ten 1'te. Ha. Ha. Önce böyle mi? Ha? Böyle mi? Sana dizdi mi? Sana öyle de. Neçenci energi sattı bölgen vadarotun spektral çıkılar sonra yedirme bırttı. Şimdi en can topşumuz gerek. Şuradan en ne top olamız? Yettinci steyden. Şunuzda mı? Vodorod atomidagi elektron asosiy holatda minus 13.6 elektron volt energiyaga ega. Nechinchi kvant holatda uning energiyasi minus 0.85 bo'ladi. 13.6 ni 0.85 ga bo'lsak nechi chiqadi? 16 chiqadi. Qaysi? 4 ta. Chunki 4 ta kvadrati marta kamayadi, ha? De Broglie faraziga ko'ra mana fotonni impulsini yozuvdik, ha, h taqsimlayamda, energiyasi h c taqsimlayamda. Mana shu munosabatlarni biz fotonlar uchun yozdik. Lekin De Broglie aytadiki, bu nafaqat fotonlar uchun, boshqa zarralar uchun ham buni qo'llash mumkin deydi. Demak, qo'llab ko'ramiz shuni. 1 million metr taqsim sekund tezlikda harakatlanayotgan 19.89 10^-30 kilogram bo'lgan massali zarra tebranishlarini to'lqin uzunligini toping. Berib qo'yilgan. Mana to'lqin uzunligi. Xohlasak impulsi bilan topamiz, xohlasak energiyasi bilan topamiz. Bizga tezligi bor, massasi bor. Xo'sh, nima qilamiz? Impulsdan topamizmi, energiyami? Farqi yo'q. Olganimizdan topamiz. Xohlasak impulsni PV desak bo'ladi, energiyani nima desak bo'ladi? M kvadrat taqsim
PV MV osonroqmi? Ana. Jismni tezligi bo'lsa, massasi bo'lsa, impulsi bormi? Impulsni o'zi qancha taqsimlayamda deyapti, nafaqat fotonlar uchun. Boshqa zarralar uchun ham bo'ladi deyapti. Tamam? Shu yerdan lambdan topib olaveramiz. 0 butun davrda 3 angstrom ekan, 3 qaradigan to'lqin uzunligi. Kim yechdi bunu? Hiç. Ha, energiyadan ham chiqish kerak. Chiqmadi. Endi katta tezlikda bo'lgani uchun farq qilishi unchalik ham lekin katta tezlik emas. 10 darajasi 6 metr taqsim sekund. Shuning uchun kinetik energiya o'zgarib ketadi-ku. Shuning uchun farq qilgan bo'lishi mumkin. Lekin mana shunday chiqish kerak. Ma'nosini tushundingizlarmi? Bu degani qaranglar. Demak, man nafaqat foton. Foton to'lqin, ha? Demak, man yugursam ham, yo o'q uchib ketsa ham to'g'ri ketmas ekan, to'lqinday ketar ekan. Degan. Endi biz bu nazariyani o'tmaymiz, lekin boshida sizlarga izohi berib qo'yilgan. Endi bu masala litsey programmasidan olingan, litsey programmasidan ham izoh berilmaydi. Tamam, mana shu yerdan boshlab ketdilar masala. Men o'tilmagani uchun mana bu yerni izohini tushuntirib ketdim. Tushundingizlarmi? Rasmda elektronning kvadrat atomi energetik sifatlari orasidagi o'tishlari tasvirlangan. Masshtab saqlanmagan. Qaysi o'tishda eng kichik chastotali foton nurlanadi? Nurlanmaydi. Bu yerda nima bo'ladi? Yutiladi tepaga chiqqanda. Shundaymi? Shuni eshitdingizlarmi? Ha? Aniqmi? Buni ustida qaysi o'tishda eng kichik chastotali foton yutiladi? Bu yerda nima bo'lyapti? Yutilyaptimi? Pastga tushyapti-ku. Demak, to'g'ri javob yo'q, ha? To'g'rimi? Kimlar shuni belgiladi? 20-chi masalan. 1 2. Sizlar darsda deb belgilab ketgansizlar. Bar qaranglar-da. O'zi ikkita variant bor-ku. Pastga tushsa nurlaydi, tepaga chiqsa yutadi. Siz ehtiyot bo'linglar. 21-chi masala. Bir energetik holatdan ikkinchisiga o'tganda 19.8 10 darajasi minus 17 metr to'lqin uzunlikli yorug'lik chiqarsa, atomning energiyasi qanchaga kamayadi? Demak, E barobar HC taqsim lambda. To'g'ri? Tushundingizlarmi? Yigirma ikkinchi masala. Atom yadrosida 37 ta proton, 30 ta neytron bor. Yadro nechta elementar zaryadga ega? Ha? 37 ta. Nima uchun 67 ta emas? Neytronni zaryadi yo'q, elektr zaryadi. Ha? Uni ham yechuvdik darsda. Yadroning tinchlikdagi massasi uni tashkil qilgan proton va neytronlarning massalarini yig'indisdan nima bo'ladi? Kichik bo'ladi. Tushunaymi? Eshitdingizmi? Mendeleyev davriy sistemasida tartib raqami 87, tarkibidagi neytronlar soni 136 ta bo'lgan yadroning massa soni nechta? Massa sonini topish uchun tartib raqami nimani beradi bizaga? Protonlar sonini o'sha neytronlarga qo'shsak, atom massa soni kelib chiqadi. Shundaymi? 25-chi masala. Zaryadi plus 2 elementar zaryadga ega. Nima degani bu? İkide nima yo'qotgan? Elektron yo'qotgan. Yadrosida 12 ta proton bor. Demak, nechta elektron bo'ladi? Nechta elektron bo'lgan asli? Nechta proton bo'lsa, shuncha elektron bo'ladimi? Lekin 12 ta yo'qotgan. Tushundingizmi? Nechta proton bo'lsa, neytral atomda shuncha elektron bor. Lekin aytayapti, zaryadi 2. Ya'ni ikkita yo'qotgan deyapti. Tushundingizlarmi? Kim yechdi? Tushundingizlarmi sizlar? Mehribon tushundingizmi? Ha? Qiyin emas-ku. Seziy yadrosidagi protonlar soni va neytronlar sonini toping. Proton nechta? 55 ta, neytron 133 dan 55 ni ayiramiz, tamam. Yigirma yettinchi masala.
Zaryada 3 proton zaryada ileteyim. 3'te elektron yok otken. 8'te elektronu boruyken. Demek neşte boruyken elektronu aslı? 11'te boruyken, 3'te yok otken. Demek protonu neşte? Hani 13'te mi? Hayır olma. Ana karayla. Zaryada 3 proton zaryada ileteyim iyon degeni. 3'te elektronunu yok otken. Uşanda 8'te elektron var. Demek aslı neşte elektron boruyken? Ön, birta elektron bo'lgan. Nechta proton bo'lgan? 11ta. Nechta elektron bo'lgan bo'lsa, shuncha proton bo'lgan. 11ta proton bor, 12ta neytron bor. Yadroda nechta zarra bo'ladi? 23ta. Tushunaymi? To'g'rimi? Ha? Kimlarda shunaqa chiqdi? Tushundingizmi? Tushundingizlarmi? Chalkashdizlar. Lekin hozir oson bu. Tushundingizmi hozir? 28-chi masala. Deuteriy nima edi u? Deuteriy. 1 va 2 kvadratni izotop. Deuteriy atom yadrosining bog'lanish energiyasi 2.2 million elektron volt bo'lsa, uning massa defekti qancha kilogrammda? Massa defektini topish uchun nima qilar edik? Masa defekti topish uchun. Ha? Yeting delta m c kvadratdan delta m topamiz. Bog'lanish energiyasini c kvadratga bo'lamiz. Tamam? Chiqadi shuni o'zidan. Mana. Tushundingizmi? Bular yechdi. Ha? Nimadan topsak? 1 u 2 dan topsak, siz solishtirma bog'lanish energiyasini topasiz. Hozir uni so'ramayapti-ku. Massa defekti qancha deyapti? Siz 1 2 likdan solishtirma bog'lanishini topmoqchisiz, ha? 1.1 megaelektron volt bo'ladi solishtirma bog'lanish energiyasi. A bizga nima kerak o'zi? Massa defekti kerak. Tushundingizmi? U kerak emas. 29-chi masala. 8ta proton va 8ta neytrondan iborat yadroning solishtirma bog'lanish energiyasi 8 megaelektron volt taqsim nuklon. Demak, har bitta nuklonga qancha to'g'ri kelyapti? 8 million elektron volt to'g'ri kelyapti. Shu yadroni erkin proton va neytronlarga ajratib yuborish uchun kamida qancha energiya zarur bo'ladi? Bitta nuklonga 8 million elektron volt kerak bo'lsa, 8ta proton bilan 8ta neytronga qancha kerak? Shundan necha marta katta kerak? A? 10 6 marta. Har bittasiga 8 megaelektron volt kerak. 16 tasiga 16 ga nima qilamiz? Ko'paytiramiz. Tushundingizmi? Kimlar eshitdi? Samarqand tushundingizmi? Yo'qmi? Ha? Tushunmasangiz ham demanglar, Shukurjon. Tushundingizmi? Mana qaranglar, bog'lanish energiyasi bor. Solishtirma bog'lanish energiyasi bu. Farqi nima? Bog'lanish degani bitta atomniki bog'lanish energiyasi. Mana temirning bog'lanish energiyasi degani temir atomniki. Mana shu temirda 56 ta proton, neytron bormi? Mana shularni bo'lib yuborish uchun qancha kerak? A solishtirma degani bitta nukloniga qancha to'g'ri keladi? Mana shu 56 ga bo'lamiz temirni. Uranniki 235niki bo'lsa 235ga bo'lamiz. O'shaniki. Ana. Unda, ya'ni bog'lanish energiyasini birligi, ana buni olinglar yo'kani, qaranglar. Bog'lanishni birligi elektron volt. A solishtirma bog'lanishniki elektron volt taqsim nuklon. Farqini tushunyapsizmi? Bu energiya, bu har bitta nuklonga qancha energiya to'g'ri keladi degan savol. Nuklon degani nima? Proton va neytron. Tushundingizmi? Birligidan ham topib bilasizlar o'zingiz. Qaysi qaysiligini? Biz hozir qaysini topdik? Hammasini topdik. Mana shu 16 ta nuklonlik yadroni bo'lish uchun
128 milyon elektron volt kerak ekan. Bu nima 8 milyon elektron volt? Bu bitta nukleonni olish uchun. 30-chi savol, alyuminiy, litiy bo'lib ketibdi-ku bu. Litiy yadrosini bog'lanish energiyasi hozir ko'raylik qaysi javob ekan bunda. D turgan bo'lsa, bu litiy edi, alyuminiy emasdi. Litiy. Doğru? Litiy yadrosini bo'lishimiz kerak. Demak, 3 ta protoni bor, 5 ta neytroni bor. Shundan massani yadrosini ayirib, yadroni massasini C kvadrat ko'paytirsak, nima chiqadi? Bog'lanish energiyasini formulasi chiqadi. Bitta-bitta hisoblaymiz deysizmi bunday qilib? Unday qilsangiz, lekin proton neytronlarni massasini bilmaysiz-ku. Qayerdan olasiz u paytda massasini ularni? Yo'q, bo'ladi, lekin u yerda siz bilmaysiz-ku uni. Bilmagan narsangizni qayerdan olasiz? Qila olmaysiz-da uni. Biz aytgan yo'limiz oson-ku o'zi. To'g'rimi? Tushunarlimi?